Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'nun evinde Barcelona ve Yunanistan deplasmanında Olympiakos son topta kaybettiği iki karşılaşmayı konuşacağız. Takım olma yolunda önemli adımlar atan ancak maç sonlarını bir türlü iyi oynayamayan Fenerbahçe Beko'nun iyiye giden yönleri ve en kritik 4 problemi nedir sorusuna birlikte cevap arayacağız. Hazırsanız Fenerbahçe Beko'nun son durumunu değerlendirdiğimiz içeriğimizin startını veriyoruz. Fenerbahçe Beko dramatik kayıplara devam ediyor arkadaşlar. Haftanın ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko Euroleague'in en iyi kadrolarından biri olan Barcelona karşısında yüksek tempo ile oynayıp harika savunma yaptığı bir karşılaşmada Veseli'nin 24 sayı ve Gudur için 17 sayıyla yıldızlaşmalarına rağmen kötü bir gece geçiren Mirot için son topta attığı mucizevi basketle maçı kaybetti. Haftanın ikinci maçında ise Olympiakos deplasmanında ilk yarıda 45-34 yani 11 sayı geride olmasına rağmen ikinci yarıda yine Veseli liderliğinde yine takım halinde harika bir mücadele örneği göstererek oyun ortak oldu ve 3-4 defa eline geçirdiği maçı kazanma fırsatını adeta elinin tersiyle iterek rakibine karşılaşmayı hediye etti ve 2-0'la haftayı kapattı. Peki Fenerbahçe Beko bu iki karşılaşmada neleri iyi yaptı? Hangi konularda büyük alarmlar vermeye devam ediyor? Vesely pulled down the rebound, looking for Buka! Oh, both ends of the court clicking for Fenerbahçe there. Fenerbahçe Beko'nun koç Georgevic ile kesinlikle en iyi yaptığı şey asla vazgeçmedi takım savunması. Fenerbahçe Beko kendi maçı öncesinde ortalama 84.8 sayıyla oynayan Barcelona'yı 76 sayıda tutmayı becerirken yine Fenerbahçe maçı öncesi 80.8 sayıyla oynayan Olympiakos'u 67 sayıda tutarak önemli bir savunma takımı olmaya başladığını gösterdi. Drive Vesely, oh there's some anger management in that two-handed jam. Yarı saha basketbolundan vazgeçti. Georgevic'in geldiğinde oynatmayı planladığı yarı saha basketbolu yerine takımın kendilerine uygun, fiziksel temasa dayalı, tempo ve atletizm ürünlü oyuna geçiş yapması Fenerbahçe Beko'nun skor alamasa bile oyun olarak seviye arttırmasına sebep oldu. Ayrıca Şehmuz Azeri kazandığını söylememiz gerekiyor. Koç Georgevic'i alkışladığımız bir diğer konu ise Şehmuz'u rotasyon dahil etmesi ve ondan ciddi ciddi fayda almaya başlaması oldu. Şehmuz rakip kısalara yaptığı baskı, yüksek enerjisi ve toplu deliciliğiyle Fenerbahçe Beko'da daha fazla süre alabileceğinin sinyallerini bize veriyor. Zaman içerisinde de net şekilde oyuna ve takıma daha fazla etki edeceğini düşünüyorum. Sezon başında rolü konusunda kafa karışıklığı yaşayan Veseli'yi daha doğru kullanmaya başladı. Yan Veseli Euroleague'in ilk 3 maçına göre son 3 maçında neredeyse 2 kat daha fazla topla buluşmaya başladı. O daha fazla topla buluştukça Fenerbahçe Beko'nun oyununun büyüdüğünü ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Fenerbahçe'nin kafa kafaya mücadele etmeye başladığını görüyoruz. Peki Fenerbahçe Beko'da hala devam eden sorunlar neler? Koç Georgevic'in Polonara'yı hala verimli şekilde kullanamaması anlaşılır gibi değil. Sırp koç Olympiakos maçının ilk yarısında İtalyan uzuna sadece 4 dakika şans verdi ve Fenerbahçe Polonara'nın sadece 4 dakika oynadığı ilk yarıyı 11 sayı geride kapattı. İkinci yarı Polonara'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe Beko hem savunmada hem de hücumda Olympiakos'a karşı net bir üstünlük sağladı. Fenerbahçe Beko'da Polonara oyunda olduğu anlarda Olympiakos'a karşı skorda 32-25, reboundlarda ise 23-15'lik bir üstünlük kurduğunu görüyoruz. Polonara sahada olduğunda Fenerbahçe'de özellikle atletizmi, dış şut tehdidi ve yardım savunmasındaki belirgin katkısı ile Fenerbahçe'nin basketboluna elle tutulur bir katkı verdiğini görüyoruz. Umarız Sırp koç Polonara konusunda anlaşılmaz ısrarından bir an önce geri döner. Yeah.
stretch for the lead. Got it. From 13 down, 13 Everton points. Tek yönlü guard rotasyonu, Fenerbahçe Beko'da Pierre Henry ve yine yavaş yavaş süre almaya başlayan Şeymuz Hazer ikilisinin savunma etkinliğini, birebir becerilerini ve derecilikten ayakta alkışlarken bu ikilinin istikrarsız dış şut performansının Fenerbahçe Beko'yu olumsuz etkilediğini söyleyelim. Bu ikili Barcelona ve Olympiakos maçlarında yay gerisinde 7'de 1 ile oynarken De Colo'nun da çizgi gerisinden 3'te 0'lık performans eklediğimizde Fenerbahçe gibi bir takımın oyun kurucularından 10'da 1'lik bir üst sayı katkısı alması belki de bu iki maçın kaybedilme sebeplerinin başında geliyordu. Bu tabloda Fenerbahçe Beko'nun oyununu yukarı çekebilmesi için kesinlikle topa yön veren skorer ve yay gerisinden yüzde atacak bir guard transferi yapması gerektiğinin altını tekrar çizelim. Basketbol oyun olarak koçun etkisinin belki de en yüksek olduğu sporlardan birisi. Özellikle takım içerisinde rollerin net olarak belli olması, hangi oyuncuyu ne zaman kullanacağı konusunda doğru set ucundan uygulamasını ben kişisel olarak bekliyorum. Djordjevic bu konuda hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Djordjevic yüksek doz rotasyon yapan ve oyun içerisinde oyun kuruculara büyük sorumluluklar veren bir koç. Ancak Euroleague seviyesinde bir koçun sahaya sürdüğü 5'in neyi verip neyi veremeyeceğini önceden bilmesini beklerim. Fenerbahçe bazı anlarda öyle enteresan 5'lerle oynuyor ki ucundan yakaladığı ya da maçı koparabileceği anlarda hatalı 5'ler nedeniyle oyunu kaybedebiliyor. Ayrıca özellikle sahada olduğu anlarda takım hücumunun %100 De Colo'ya bağımlı olması da çok ciddi bir problem. Bu seviyede oyuncunun kalitesi ne olursa olsun biraz daha koçun elinin değdiği hücum setleri görmek istiyor insan. Evet arkadaşlar, yine son topta kaybedilen Barcelona ve Olympiakos maçları üzerinden Fenerbahçe Beko'da iyi giden ve kötüye giden konuları konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi ve içeriklerimizi yaptığınız yorumlar için teşekkür ederiz. Yeni içeriklerde ve kazandığımız maçlar sonunda görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.